etmek için kendi yollarınızı düşünebilirsiniz. Biraz temiz havanın da bize zararı dokunmaz. Bu dört unsur ne kadar doğalsa, ikiniz de o kadar iyi restore edilmiş olursunuz. Daha özgür. Siz ve kartlarınız dört elementte daha sık ve daha uzun süre iletişim halinde kalırsınız. Kalacağınız daha net. Kartlarla çalışırken, eğer ısrarcı ve ısrarcıysanız sonunda ustalıkla ödüllendirilir. Aleister Crowley'in bir zamanlar dediği gibi, istikrar. Başarı için gerekli olan sadece kalitedir. Zaman, deneyim ve kararlılık verildiğinde, 1. Kartlar ve okuyucu arasında kalıcı olacak başarılı bir ilişki gelişebilir. Bir ömür boyu. Çünkü arketipler kendilerinden daha fazlasını yaratırlar ya da başka bir şekilde, çünkü benzerlik yalnızca kendisinden daha fazlasını çekebilir, yetkin suçlayıcı. Gerçekten dürüst ve sevgi dolu bir haritacının müstehcenliği ancak zamanla artabilir ve siz ve kartlarınız arasındaki ilişki giderek daha güvenilir hale gelecektir. Kartların kendileri mükemmel bir yaşam sistemini ortaya koyar ve bir kez gerçekten anlaşıldığında, kartlar, hayatınızla ilgili birçok şaşırtıcı şeyi ortaya koyuyor. Bölüm 6. Kartlara giriş. Tarot destesinin her parçası, çalışan gerekli simetrilerin bir bölümünü ifade eder. Bu gezegende bir iskambil destesinin her bölümü, bir kesinlik göstermek için bölünebilir. Arketiplerin görünüşünü veya eylemini korumak ve böylece bize kendi yaşamlarımızı göstermek için. Orada, işleyişi ve kalıpları için ayrılmaz bir anahtar olmayan güverte parçası değildir. Kendi hayatlarımız. Bu bölümlerin veya üst üste binen desenlerin hepsinin yerli olduğu görülüyor. Herhangi bir sürece ve bunlardan birinin bile eksik olması bir takım gibi olur. Arabası olmayan atlar, yumurtasız ve tuzsuz pasta ya da daktilo. Anahtarlarının yarısı. Zira tarot, kendi içinde evrenin yalnızca bir zerresi olmasına rağmen, fik içindeki birçok parçacığın bir temsili olması bakımından benzersizdir. İşte bu. Onu bir labirent gibi son derece esnek ve dolambaçlı hale getirir. Bu labirent, bir tam arketip oluşturmak için örtüşen ve iç içe geçen bölümlere sahiptir. 78 ayrı parça. Tarotu oluşturan 6 bölüm binbaşıdır. Arcana, minor arcana, mahkeme kartları, 4 renk, sayılar ve renkler. Büyük bir racana. Büyük arcana, içinde mevcut olan 22 arketip görüntüsünden oluşur. İnsan dünyası başlıca arketipler tanrılar, melekler, düşmüş ve düşmüş melekler olarak adlandırılmıştır. Veller, iblisler, şeytanlar, ruhlar, hayaletler, kurtarıcılar, yüksek benlik ve tabii ki arketipler. Varlıkları her zaman öyle ya da böyle hissedildi ve hatta en inatçı köktendince onları bilecek çünkü binbaşı arcana. Bilinçaltı, bilinç ve süperbilinç formlarını sembolize eder, hepsi. Her yerdeki tüm insanların kalplerine ve ruhlarına nüfuz eden ve eğlence olsun. Da mentalist farkında olsun ya da olmasın, insanlar bu arketiplerden türemiştir. Kader. Küçük arcana. Minor arcana, binbaşıyı özel olarak nasıl deneyimlediğimizi temsil eder, çünkü binbaşı adımlarında küçük işlevler. O light blueprint'in kodlarıdır. Gerçekleşmeye daha yakın bir düzeydedir. Daha basit bir ifadeyle, minor arcana sembolize eder. Günlük hayatımızda meydana gelen sıradan olaylar ve durumlar. Olmayan akademisyenler. Minor'un üvey çocuğu olduğu şeklindeki tarot iddiasının bütününü anlayın. Major ve okültistler bununla ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorlar. Sadece olanlar. Minor'u hiç derinlemesine keşfetmemiş böyle bir şey söylemeye başlayabilirdi. Minor arcana, arketiplerin insan faaliyetleri yoluyla ifadesidir. Olaylar aracılığıyla özün fiziksel tezahürü, major'un oynanması. Arketipler fiziksel düzleme kadar sarmallaşan kod ilkelerini temsil eder. Olaylar ve faaliyetler kalıplarında kendilerini ifade etmek ve tezahür ettirmek yoluyla fiziksel açımızdan bakıldığında benzer hareketlere karşılık gelir. Kesinlikle bu. Tarotun dünyevi bir bakış açısından en heyecan verici kısmı. Gerçekte meydana gelecek olayları görebildiğimiz ve tanımlayabildiğimiz küçük hayatları. Bazen kartları yaparken bunu göremiyoruz çünkü unutuyoruz. Fiziksel düzlem sadece maddi tezahür değil, aynı zamanda duygusal ve erkek hal tezahürü. Örneğin, disklerin ası bir şeyin başlangıcını gösterir. Kupası bir şeyin başlangıcı anlamına gelirken, maddi olarak yeni bir şey. Duygusal olarak yeni. Mahkeme kartları. Mahkeme kartlarında insanların kendilerini görüyoruz. Mahkeme kartları gerçeği temsil etmiyor. Minor arcana'nın yaptığı gibi olaylar veya durumlar, onlar bir oyunun insan aktörleridir. Işık ve karanlığın arketipsel dünyası. Mahkeme kartları, aralarındaki arketiplerdir.
kökenini, yapısını ve dinamiklerini taşıyan insanların matrisleriyle dokuma. Her biri kendi matrisine göre kendi özel uzlaştırıcı düzenlemeleri. Sonunda bir tür insan davranışında tezahür eden kod. Mahkeme aracılığıyla davranış kalıplarını gördüğümüz kartlar, insan ırkını oluşturan kişilik tipleri. İnsanların kendi dünyalarını algılama tarzları ve insanların her şeyin varlığını nasıl filtreledikleri. Çevrelerindeki bu onların kendi hayatlarına. Mahkeme kartları bize kişilikleri anlatır. Özellikler ve alışkanlıklar. Anlamaya gelince, asıl olan mahkeme kartlarıdır. Anlaşılması en zor olan. Mahkeme kartları 16 farklı psikolojik türleri ve bize bunların her birinin kendi çevresini nasıl benzersiz bir şekilde algıladığını gösterirler. Rond, olayları nasıl algıladığımız, nasıl davranacağımızı, neyin motive edeceğini belirler. Ve bizi yönlendiren ve dünyamıza nasıl tepki verdiğimiz ve tepki verdiğimiz. 4 takım. 4 takım elbise, fizik üzerindeki tüm bilincin oluşturduğu süreçteki 4 adımdır. Herhangi bir şeyde başarıya ulaşmak için belirli bir düzlemden ilerlemek gerekir. Eğer herhangi bir süreçte bu 4 adımdan biri atlanırsa, o sürecin başarısı elde edilmedi. 4 takım elbise, üzerinde kurulduğu gibi gerekli bir enerji oyunudur. Toprak. 4 takımın önemi fazla vurgulanamaz. 4 tane var. Elementler, 4 mevsim, 4 yön, kesişen 4 nokta, ortada 4 adım. Bölümde açıklanacağı gibi, Kabala'daki 4 seviye ve daha pek çoğu. Çünkü herhangi bir şeyi başarmak için 4 adım gereklidir. Bu 4 adım, 1. Başlayabilmesi için enerjiyi bir araya getirmek, 2 enervinin kullanılması, 3 hemşirelik. Enerji, 4 enerjiyi düzenlemek. Meditasyonda bunlar, 1 arınma, 2 konsantrasyon, 3 içgörü, 4 dönüşüm. Kabala bunları aynı şekilde tarif eder. 1 başlangıç, 2 yaratım, 3 oluşum ve 4 ifade olmak üzere 4 adım. Orada, için bu 4 adımı gerektirmeyen, düşünebileceğimiz hiçbir şey değildir. Başarmak veya tamamlamayı başarmak. Bu 4 adım hakkında bilgimiz olmadığında, kolayca kafası karışabilir, yine de ilkinden sonuncusuna gitmeye çalışmak insan doğasında vardır. Kaçırılan adımları dahil etmeden 4. O zaman tamamlama yoktur, sadece ağrı veya karışıklık. Bazen cahil olduğumuz için bazı adımları atlıyoruz. Ancak çoğu zaman atladığımız adımlar aslında kendimizde eksik. Sayılar, arketiplerin danslarıdır. Sayılar, bunun yollarıdır. Arketipler birçok dizilerini ve bağlarını oynarlar, bu yüzden sayılar sonsuz ve büyülü olarak görülür. Her şeydeki sayılarda olduğu gibi, tükenmez olan dansların çeşitliliği sonsuza kadar uzanır, ancak tüm ilkel kalıplar ortak olduğu için sadece 1'den 10'a kadar olan asli sayılar öğrenilir ve emilir, tüm ritimlerin temel ritmini yakalayabilirsiniz. Sayılar mükemmel, uzanan ve kendilerini besleyen, yaratan arketip örnekleri. Sürekli olarak patlayan ve iç içe geçen spiraller ve mandalalar, yapı ve yeniden. Tek bir temel birlik içinde yapılandırın, yaratın ve yok edin. Sayılarda görülebilir. Göre değişen dış düzenlemelerle sonsuzca tekrarlanan döngüler. Şu andaki simetrilerin iç düzenine ve arketiplerin kendileri. Renkler. Renkler de arketiplerdir. Renkler, temsil eden semboller olarak düşünülmemelidir. Arketipler gönderiyor ama aslında arketipler olarak kaynak gönderir. Algılarımıza göre ışık, ses ve renk aracılığıyla kod ilkelerini ortaya koyar. Tüm arketiplerde olduğu gibi, bunlar da yeteneklerinize göre farklı algılanır. Her seviyede, dünya seviyesinde, bir nesnede mor rengi gördüğünüzde, aslında insan gözü için maddeye nüfuz eden sarı renk, renk tayfının karşı ucunu algılar. Renk, bir düzenlemedir. Enerji hareket, ses ve ışık gibi ve sonrasında bile doğrusal olmayan bir ağ yapısı olarak kalır. Çiçe geçen dünya bilinci. Renk, arketipin özüdür. Etkisini, doğasını gösterir. Gözden geçirmek. Aşağıdaki liste, göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli bileşenleri özetlemektedir. Kartları okurken. Bir major arcana, arketiplerin saf enerjileri. Dünya uçağı. Deneyimlenecek gerçek enerji. Minor arcana, büyük arcananın enerjileri nasıl ifade edilir? Gerçek fiziksel olaylar ve durumlar yoluyla. Mahkeme kartları, 16 insan türü veya insan davranışı türü. The Four Suites, 1 enerji almak, 2 enerji kullanmak, 3 beslemek olmak üzere 4 adım. Gerçek enerji, 4 enerjiyi düzenleyin. C sayılar, mevcut farklı enerji kombinasyonları, enerji nasıl veya durum kendini oynamak için düzenler.
Altı renkler, enerjinin doğası veya fiziksel üzerindeki etkisi ve kuvveti. Yani, kırmızı dinamik ve kuvvetlidir, mavi huzurlu ve rahatlatıcıdır, pembe. Yumuşak ve verici. Tarot, arketipsel sembollerin bir başyapıtıdır, ancak arketipler sadece. Gizli 22 ana enerji, 40 küçük faaliyet, 4 uygun adım. 16 insan türü, sayıların döngüleri ve renkler, arketipler her şeydir. Çünkü arketipler varlıklar değil, pro. Süreçler. Arketipler, hareketin, enerjinin ve tüm yaşamın düzenlemeleridir. Ne kadar şanslıyız. Tarota sahip olmaktır, tarotun sonsuzluğunun gerçek ve uygulanabilir bir şekilde daraltılması. Aklın kolayca başa çıkabileceği 78 arketip. Tarotun olduğu gibi artık tamamlamayı temsil ettiği varsayılmamalıdır. Oyun kartları tamamlanmayı temsil eder. Tüm kozmos sabit bir durumda. Yaratmanın, kendini öğrenmenin, kendini yaşamanın, kendini sevmenin. Ne zaman binersen. Bir şey, o bir ilgi kaynağı ve siz bütünün sadece bir parçasını inceliyorsunuz. Yine de, tarot gibi, oynadığınız rolü öğrenirseniz, zorunlu olarak. Toptan. Tanrıların bilgisi kusurlu ve eksiktir ve biz şanslıyız. Gerçekten de ne kadar az bilgi sahibi olursak olalım. Ve biz de onun tarafından kutsandık. Basitlik çünkü Carl G. Jung'un dediği gibi, tüm evren küçük. Bu nedenle bütüne karşılık gelen parçacıkların en iyisi. Öyleyse hayatımızdaki herhangi bir şeyi alırsak ve... Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.